Maddenin farklı bizde halleriyle ilgili ÖSYM tarzı sorulardayız. İlk sorumuzda hal değişimleriyle ilgili bir soru sorulmuş. Adlandırma sorusu. Sıvı halden katı hale geçişi biz donma olarak biliyoruz. Katı halden gaz hale geçiş. Burada direkt sıvılaşmadan gaz hale geçiş olduğu için süblimleşme olacak. Plazmadan gaza geçiş de iyonizasyon. Çünkü iyonizasyon olayın tersi. Sıvı halden gaz hale geçiş. Burada buharlaşma olması lazım. Olay yoğuşma olarak yanlış verilmiş. O gaz halden sıvı hale geçiş. Kadran sıvıya geçişse erime olayı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği gelir. Suyun öz kütlesinin sıcaklıkla değişimi yanındaki grafikte verilmiş. Buna göre gördüğünüz gibi 64 derece Celsius'ta maksimum öz kütle değerine ulaşıyor. Birinci öncülde artı 4 derecedeki suyun sıcaklığı azaltılır ise ki sıcaklığın azaltılması ya da artırılması öz kütleyi azaltacaktır. Her iki durumda da öz kütle azalacaktır. Yüzeyden donmaya başlaması canlılar için oldukça önemlidir ki burada buz halinin ee, öz kütlesinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da suyun yüzeyden durmaca anlamına geliyor. Artı 4 derece Celsius'a suyun hacmi en küçük değeri ulaşır ve öz kütle maksimum değeri gelir. Çünkü öz kütle dediğimiz şey kütlenin hacmi oranıdır. Kütle sabitken öz kütle maksimum değeri aldığında hacimle de minimum değerini alacaktır. Dolayısıyla artı 4 derece suyun hacmi en küçük değeri olan e, değeri ulaşır. Cevabımız E seçeneği olur. Hidrojen florür sıvı haldeyken hidrojen florür gaz haline gelmiş. Burada bir e, buharlaşma olayı var. Bu olay ısı alarak gerçekleşir ve olay sırasında tanecikler arası uzaklığın artmasını bekleriz. Azalır ifadesi hatalı. Fiziksel bir olay meydana geliyor. Cevabımız C seçeneği oluyor. havanın yaklaşık hacimce %99'un azot ve oksijen gazlarından oluştuğu bilgisi var. Buna göre havadan azot ve oksijen gazı elde edilirken biz ayrımsal bu olayını kullanıyorduk hatırlarsak. Kayın farkına yanılarak ayırıyoruz bu yöntemde. Kimyasal bir olay değil fiziksel bir ayırma yöntemiydi. Gazlar önce sıkıştırılarak sıvılaştırılır fikri doğrudur ki burada maddenin yine hal değişim özelliğini kullanıyoruz. Cevabımız D seçeneği oluyor. Gaz molekülleriyle ilgili hangileri doğrudur? Sadece titreşim ve hareketi değil aynı zamanda dönme hareketi de yapabilir ama tek atomlu gazlar bu hareketi yapamaz. Birbirleriyle her oranda karışmalarını bekleriz. Karışımlar homojen olur yani çözelti oluştururlar. Yüksek basınç ve düşük sıcaklık ortamında sıvı sıkıştırıldığında sıvılaşabilirler. Doğru cevabımız D seçeneği gelir. Gazların sıkıştırılabilme ve genleşme özelliklerinden birçok alanda yararlanılıyor. Bu hal değişimi özelliklerinden hangilerini örnek olarak verilebilir denilmiş. Yangın sönme tüplerine Madde sıkıştırılıp sıvı hale getiriliyor. Sonra tekrar püskürtülerek gaz haline getiriliyor. Dolayısıyla burada bir hal değişimi var. Deodorantlarda kullanılan itici gazlarda ya da böcek öldürücülük aerosollerde kullanılan itici gazlarda da benzer durum söz konusu. Cevabımız E seçeneği gelir. LPG ile ilgili havadan ağır olup yangın söndürücü olarak kullanılamaz. Havadan ağır olduğu doğrudur ama yangın söndürücü olarak kullanamayız çünkü çok yanıcı bir gazdır sıvı hali gaz haline göre daha az yer kapladığından taşınması ve depolanması sıvı halde olacağını söylemiştik. Diğer yakıt türlerine göre daha çevreci, verimli ve yüksek enerjili olduğundan LPG araçların kullanımda yaygınlaşmıştır. Cevabımız D seçeneği iyi gelir. Kar maritasında tanecil arası burada madde ilinin halleriyle ilgili bilgiler verilmiş hangisi hatalıdır deniliyor. Şimdi bakalım. E, tancılar arası boşluğun en az olduğu hali katı hal diyoruz. Dolayısıyla buradaki ifade doğru. Maddenin düzenli hali gaz hal mi? Hayır. Maddenin en hali gazdır. Bu ifade hatalı. Biraz mal, nötr, atom, molekül, elektron ve katyonları serbestçe hareket ettiği bir madde topluluğudur. Gazlar basınç etkisiyle sıkıştırılıp sıvılaştırılabilirler. Sıvıların belirli bir hacmi vardır elbet e, sadece Bunlar kabın e, doldurular kısmını şeklinde alırlar. Şekil konusu biraz belirsiz ama hacimler belirli. Doğru cevap buradan 2 olacaktır. X, Y, Z maddelerin bir atmosfer basınçtaki erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiş. Bu fiziksel haller hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir denilmiş. Şimdi e, şeye bakarsak oda sıcaklığını söylüyor. Oda sıcaklığı 25 derece Celsius. 25 derece Celsius şurada kaynamanın üzerinde olduğu için bu madde gaz halinde olmalıdır. Ee, buraya bakarsak 25 derece Celsius şuraya denk geldiği için bu madde eriyemediği için katı haldedir. Dolayısıyla Y katı halde olmalı. Z'ye geldiğimizde ise Z'de madde eridiği için sıvı halde olmalıdır. Dolayısıyla baktığımızda cevabımız C seçeneği olur. Son sorumuz maddenin plazma hali dördüncü hal olarak kabul ediliyor. Çok yüksek enerji hal olduğu biliniyor ve iyonize gaz olarak adlandırılıyor. Hangisi bu aşılama uyumaz denilmiş? Burada baktığımızda plazma küresi, kuzey ışıkları, yıldırım ve mükebrit alevleri plazma örnekken ampul burada akkor ampuller plazma kaynak örneği değildir. Floresan ampul olsaydı olurdu. Doğru cevabımız D seçeneği gelir.